Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza yanlış çizdim. Geri alalım. İyi pizza bir güzel pizza oynuyoruz. Ben bayağı bir ilerledim siz yokken maalesef. Bekleyin sona erdi. Kepek ve tam buğdayın güzelliğini gluten intoleranslı insanlara getiriyor. Hem de bu cumartesi. O gece 30'lar içinde soğanlar, kudos kokusunun gözyaşları, sevdiğimiz çocuklar için yaptıklarımız. Bir başka haberimizde uzmanlar asosluların kenarlarını yazdıkları parmaşınların bizi yağıyla ıslak olmasından şikayetçi. Her nerede yaşanıyor ve yaşanıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Ne demiş? Diyor ki buralarda en iyi pizzacı ama aynı zamanda aynı yorumları yapmış. Yeşil peri istedi benden bir tane. Glutensiz, mültensiz falan demedi. Bir yeşil peri alacağım saç. Yeşil peri ne diyorsunuz arkadaşlar? Yeşil olan her şeyi bula içine demek. Yani normal bir peynirli pizza yapıp içine sadece soğan ve fesleğen koyuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bu şekilde yapılıyor. Daha demin bir gün oynadım. Her şeyi anlattım teker teker. Bu arada yeni olarak jambon ve ananas aldık. Bir de fesleğenimiz var. Oyunda biraz ilerlemem gerekti. Size sıkıcı olan kısımlarını göstermemek için arkadaşlar. Şakir oradan bana bir bakış attı. Dedi ki sus da bir uyuyak dedi. Kesmem demişti o. Ben bir otomatik keseceğimi düşünüyorum. Eğer gayet iyi dedi bize. Yani mutlu oldum. Kepek ve sosu için buradayım bebek. Bu ne biçim bir şey ya? Kepek ve sosu için buradayım bebek mi? Ben bebek miyim? Tabii teyzemiz yaşlı biraz. Teyzemiz yaşlı ne ya? Yaşlı bir teyzemiz kendisi. Hani hep derler ya annelerin gözünde çocuklar hep bebek kalır diye. Demek ki teyzenin gözünde biz de bebeğiz. Çok saçma bir şey geçir. Bu dünyanın güzel pizzası. Yedim işte. Yarı sucuk ve yarı mantar. Hayatında da ancak böyle atar. Yarı sucuk, yarı mantar. Yarı sucuk ve mantar. Jambonla hamsilerimiz kaldı. Bir tek alacağımız. Ay, tamamını sucuklu yaptım la. O zaman bunu bir kenara atayım. Şöyle yine bir pizza yapayım. Ben daldım ya. İnşallah bugün biri sucuklu ister. Hadi hadi. Ya yanlışlıkla oldu ya. Unuttum. Sen de burada bekle bakayım. Ne demiş? Kesme diye bir şey de dememiş. Kes diye bir şey de dememiş. Demek ki ben kesiyorum. Hadi. Hadi ablacığım beğen lütfen. Oh bayağı iyi. Teşekkürler beğendiğin için ablacığım. Bir vegan pizza istiyorum ama fesleğensiz. Bir kere yarısından kes. Dört dilimi istiyor. Vegan pizza istedi müşterimiz. Vegan olduğu için yani vegan ne demek? Et yemeyen demek. Et yani hayvan ürünleri hayvanları yemeyen, hayvan ürünlerini yemeyen demek. Fesleğensiz istedi. Ona biri fesleğensiz yapacağım. Şöyle geç bakalım. Hop hop hop. Biraz hızlı yapacağım. Çünkü 69'a indi bile. Şimdiden. Ananasımızı da bir şey geldi. Boş ver ananı. Evet. Ananas da koymuyorum artık değil mi? Ananası da koymayacağım. Bir zahmet. Ama ben bunu bitireseye kadar 4 dilim demiştim.
Ablamızı uyalım en azından. Belki sevinir. Harikulade, vay be. Sevindi gördüğünüz üzere. Hot dog var mı? Yok. Okey bay ne ya. İleride hot dog falan da satacağız herhalde. Hazır mısın? Sucuklu ve soslu bir pizza istiyorum. Pizzayı kesme. Yaşasın. Bakın sucuklumuz var. Sadece üstüne biraz sos koyacağım. Bu benim işime gelir. Neden işime gelir? Çünkü bunu hazırlamıştım. Çöpe atmak yerine böyle kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Ay çok kötü çiziyorum. Kapat şunu. Gel bakalım. Ay pizzayı kesme dedi değil mi? Evet pizzayı kesme dedi. Ay bir de çok kötü çizdim. Ay sorry. Sorry sorry affedebilir misin beni? Lütfen. Dilimler neden istediğim sayıda değil. Sen iki dilim istememiş miydin? Bir dilim mi istedin? Mantar var mı kanka pizzam için? Tabii ki de bir mantarlı pizza istiyor. Çok kolay mantar var mı pizza? Mantar ne ya mantar? Evet arkadaşlar 50 abone olunca suratımı göstererek oyunlar oynamaya başlayacağım. Nasıl olduğunu bana sormayın. 50 abone. 50 olmayısın da 20 spreaders or 10 look my face. Bu da İngilizce karşıtı gibi bir şey herhalde. Pizzayı kesme demiş değil mi? Yo dememiş. Ben şu pizzayı kesip kesmem konusunda çok takılıyorum ya. Çok sıkıyor beni. Ve peynir sos yok, balık yok. Ay, kepekli ekmek açtı. Ekmeklerin parası da bizden gidiyormuş arkadaşlar. Sos yok. Et ve peynir demişti ya. Ben niye böyle yapıyorum ya? Şimdi bana iki tane fazladan hamur masrafı, sos masrafı oldu. Bir tane de peynir masrafı oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Biri kepekli istemeli, biri peynirli istemeli. Yoksa ben biterim. Yalnız bu yaptığım en düzgün pizzalardan biri yalnız. Çok güzel yaptım. Ablacığım kesinlikle beğeneceksin bu pizzayı. Abla mıydı, abi miydi onu bile hatırlamıyorum ki. Ben insanların suratlarına bakmıyorum. Bu arada bu video 10 dakika olunca bitecek. Orayı yanlışlıkla kestim ama. Hadi olsun bakalım. Ablacım al. Bu bize senin kadar güzel. Tabii ki de. Birileri bize oğlum diyor. Birileri bu da senin. Ne? Çubuk pizza ne? Ay sucuk demek istemiştim. Sucuklu pizza bakalım. Bunu kullanabiliyoruz. Kepekli. Hamur kalsın bakalım. Bir de kepekli, sadece kepek ve fesleğen ister belki de. Umarım yani. Haha, ay sucuk demek istemiştim. Sen niye ay diyorsun ya? Ay kim? Ay diye bir arkadaşım mı var? Evet, ay deyince aklıma bir kitap geldi. Çok sevdiğim bir kitaptır. Domates saçlı bir kızdaki birisinin adıydı. Evet. Hayır, falan filan. 38 lira kazanmışız. Ne tamiratı? Fren tamiratı. Yükseltmeler. Neydi o kesici asistan? Kaç yaşıyorsun sen? 500. Senin için 500 lira biriktirmem lazım. Ama arkadaşlar benden videoluk bu kadar. Nasıl desem şöyle. Size biliyorum ki like atmayı, bu like olarak görün çünkü ben çok güzel çizemem, like atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, bu çan arkadaşlar anlayın,
Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yanlışlıkla bunu yaptım. Hoşça kalın.